Günaydın, kanalıma hoş geldiniz bir kez daha. İlk defa bir seriye başlayacağım ve böyle enerjik bir giriş olsun istedim. Aslında yeni uyandım, bir kahvaltı yaptık ve şu an Hatay'dayım. İlk olarak size bu serinin olayını bir anlatacağım. Çünkü bilenler var, bilmeyenler de ne yapıyor bu kız demesin diye şöyle bir küçücük bahsedeceğim. Bu bir Aralık serisi. Aralık ayı boyunca her gün, gün gün çekip videolarınızı yüklediğiniz bir seri. Şimdi böyle 30 Kasım'dan başlıyor ve Aralık ayı boyunca Noel'e kadar, yani 1 Ocak'a kadar çekeceğiniz tüm videoları YouTube'a yüklüyorsunuz ve bir Aralık serisi oluşturmuş oluyorsunuz. Kamerayı ilk aldığımda bunu deneyecektik. Ancak ne tam anlamıyla kurgu biliyordum ne edit yapabiliyordum ve çok çok zor olacaktı. Çünkü gerçekten bugün çektiğimi akşamına kurgulayıp diğer güne yüklemem gerekiyor ve bunu bir ay boyunca yapmam gerekiyor. Aslında zor bir olay. Ama bir başlayalım dedim. Bakalım, yarıda keseceğimi zannetmiyorum. Tamamlarım diye düşünüyorum. Öyle, buna başladık. Bugün de 30 Kasım, yarının 1 Aralık'ın videosunu çekmeye başlıyorum. Bundan sonra her gün böyle düzenli olarak videoları, kısa kısa da olsa, gün içerisinde ne yapıyorsam çekip yükleyeceğim bir seri olacak. Bunu bu arada Ceren Ceylan'ı izleyenler biliyordur. O sanırım birkaç yıldır çekiyor. Ondan görerek yapmak istediğim bir şeydi. Kullandığım tüm makyaj malzemeleri benim. Arkadaşlar, butiğimize geldik. Bakayım. Ne yaptık biliyor musunuz? Az önce toptancımız geldi. Onunla, ondan daha doğrusu, oyuncaklarımızı aldık. Gösteriyorum hemen oyuncaklarımızı. Şuradakileri aldık. Şimdi birazdan bunların fiyat etiketlerini yapıştırıp bunları yerleştireceğiz butiğimize. Şurada zaten oyuncaklar var. Şöyle. Bunları da onların arasına yerleştireceğiz. Falan. Arkadaşlar, hava soğuk değil, sadece ablam takmasın diye Berem'i tak. Bakın yeni cüzdanım. Nasıl? Bu şeye alışamadım henüz. Her gün bir video yükleyeceğim için her şeyi böyle söylemem gerekiyor galiba, değil mi? Daha böyle aralık. Neyse, ben şapkamı sevmiyorum. Evet, bu seriye çıkar. Daha alışamadığım için bunları çekmeye daha alışamadığım için böyle neyi çeksem falan bilemiyorum. Aklıma geldikçe açıyorum size kamerayı. Bakın yeni cüzdanım, bunu gösterecektim. Ve mesela bak, ablam da kıskandı. Aynısını aldı. Aynısını aldı. Belki cüzdanım. Bak şöyle gözleyeyim. Aynısı bari hani. Önemli olan rengi de. İçi bebeğim. İçinden bir şeyler çalalım mı? Daha ve biraz daha doldur da. Bugün şey yapalım mı Çilin? Da yeni cüzdan. Dayımın çiftliğine gidip koyunlarla, kuzularla. Hatay'dayız ya. Evet, Hatay'da olduğunu söylemiştim. Mandalin toplamaya gidebiliriz. Mandalin toplamaya gidelim. Yarın gidelim. Gidelim. Anne almış. Hala da butikteyiz şu anda. Az önce de oyuncakları yerleştirdik. Öyle akşamda ailecek yemek yemeye gidiyoruz. Neyi göstereyim? Oyuncakları. Evet, kalktığımda oyuncakların yerlerini de göstereyim size de.
Akşam hep birlikte ailecek yemek yemeye gidiyoruz. Hem de biz küçükken sürekli gittiğimiz yere gidiyoruz. Değil mi Sinancığım? Evet, aynen. Anıları yad edeceğiz. Anıları yad etmeye gidiyoruz Sinan, ailecek. Sinan olarak şey yaptığım ilk biletim değil. Kıbrıs'a gitmiştim bundan öncesinde de. Her yerde kendi gösterme çabası bu da. Yeter ya. Saklayacaktım ama saklamayacağım atıyorum. Yeni cüzdanım nasıl? Beğenenlere link bırakamam. Çünkü annemin butiğinde. Dört yolda olan arkadaşlar gelebilir. Anne sana gelip şey deseler. Biz dünya videolarını izliyoruz. Oradan geldik deseler yüzde kaç indirim? Hediye ederim. Hani öyle deme şimdi. Öyle belki deme, ihtimal dahil de. Yüzde kişiye, üç kişiye hediye ederim. Şey yapalım, %10 indirim olsun. Çok fena kızı geldi. Hediye ediyorum. %10 indirim kazanırsınız adımı söyle. Baba tamam mı? Biri gelip Çinli'nin YouTube kanalından geldim derse babam hediye ediyormuş. Babam bir şey de yok, benim haberim yok. Tamam, %10 indirim aldım size. Tamam. İş birliği bu da böyle. Bunlardan var, gelin bakın. Özel evet. Mezarlığı karşısı ışıklarda. Radyo seslendiricimiz. Bu vassız kartı bizim için değerli bir kart değil. Atıyorum. Değil, numarasını söyleyince oluyor zaten. Bye. Nerede ama? Şunlar. Ne bunlar, kupa mı? Evet. Neyin kötü? Yok, güzelsin, geldi. Bak kamerada kendi. Selamlar Memek için. Merhaba, arkadaşın şu an izliyor. Migros'a geldik, şimdi birazcık dolaşıp sonra yemek yemeye gideceğiz. Çok güzel mumlar var. Yılbaşı için. Değil mi abla? Şunlar ne kadardı şeyde? Diğerde uzanmıştık ya. Daha 50 falan da. Burada 64. Yalnızlara özel tek fincan yapmışlar. Yılbaşına tek girersen diye. Çok saçma. Alayım mı sana? Yalnız girersin belki. Ben yalnız girmeyi düşünmüyorum kardeşim. Hocamla sana alalım o zaman. Küçükken şu kitaplarını gezmeyi çok severdim. Evet, hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Ben söyledim zaten. Ne kadar kültürlüyüm sana. Aa, Christmas bir şeyleri. Şunu size göstereyim. Bakın. Bunlar ne? Ha, ağaca asmalı. İpleri var. Bir şey soracağım. Bizim 10 metre ışık nerede? İstanbul'da mı? İstanbul'da olabilir. 4 yolda da olur. Aa, çam ağaçları var. Ne kadarmış? 30 cetvel kadar çam ağacı. Bakayım başka. Ha, şundan galiba. Evet. Masa başı. Hippie New Year. Aynen. Başka? Aa bak, orada büyüğü var ve süsleme şeyleri de var. Gel onlara bakalım. Biz ne kadar almıştık ya İlya'dan? 180 bizim, santimini. Evet. Biz 1000 gibi bir şey almıştık. Galiba. Bizim çam ağacının yarısı şey ama çalında. Bunun detaylarını sonra anlatacağım. Çok tatlı ama 120 lira buna gereksiz yani. IKEA'da bunlar daha ucuz. Baksana 80'e falan düşüyor bunlar. Burada 80, IKEA'da daha ucuz. Boyuma göre tava buldum. Nasıl? Bence güzel. Bu dergiler bir dönem 15 liraydı ya. Şaka gibi, 70'in altında dergi yok. Evet, küçücük şeyler. Yoksa şunlar güzelmiş. Yılbaşı tarifleri de neyse, internetten bulurum artık. O güzel bayağı. Nefe böyle sehpanın üstüne koyar. Fotoğrafını çeker bir tane story. Ama okur da bak, bir şeyler diyor. Dünya Kupası özel. Fatih Terim olursa okur. Aynen. Allah bak, yaşına uygun kitaplar. Ben çıktım artık. Yemek yemeye gidebilir miyiz? Hiçbiri benimle ilgilenmedi. Şu perçemin kendine ait. Hadi yemek yiyelim. Benim de rujum. Çok alakası ortamla. Haydi gidelim o zaman. Dört yolu. İstanbul nasıl acaba? Biz küçükken buraya pazar kuruluyordu ve küçükken arabamızı buraya getiriyordu. Bu ev yine var. Bu evin arkasında pazar kuruluyordu.
Evet. Evet, bunların ne? Değil mi? Yakınmış bu. Orta yeri. Yemek yedik, kalktık. Şimdi küçük bir 4 yol turu yapacağız. Çünkü 4 yol küçük. Büyük yapamıyorum. Bu kadar. Bak şimdi gezeceğiz bu kadar 4 yolun tamamı. Zaten şu an saat 6 ve sokakta 8 tane falan insan var. 3-5 tane de araba var. Onlar da evine gidiyor zaten. 3 tane sokak köpekleri var. Evet, sokak köpekleri yaşamaya başlayacak birazdan. Bence 4 yolumuzu o kadar da karalama. Hayır, karalamıyorum. Bence de karalamayalım. Petek bile var yani. Petek açıldı. Çok yaşa baba. Esu ve Kiki var. Burger King falan açılmış. Mutluluk. Evet, burası için. Efendim babuş. Ya ben seviyorum. Burası dolmuştur ha. Evet, babam da tanıtıyor. Bu ablam, bu annem, tanımayanlar için. Burası işte 4 yolun ana caddesi. Başka öyle büyük caddesi yok. Burada işte tüm alışverişler, yemek içmek olayları falan filan hepsi burada. Şurada bir balıkçılar bilmem nesi vardı. Burası orası öyle mi hala? Balıkçılar falan filan burada. Balık çarşısı, sokak köpekleri. Böyle. Tatlı. Söyle. Saraycan diye bir köpeğimiz var. Evet, 85 tane şubesi var 4 yolun her yerinde. Niye saray reklamı yapıyorsam saray reklamı olmuş. Şimdi bir saray diyorum. Bir daha saray diyorum. Eskiden dayım oranın şefi miydi? Öyle bir şeydi. Öyle. Değil mi? Anne öyle değil mi? Dayım eski sarayın şefi gibi bir şey değil miydi? Aa, saraycan şurada da var. Dayım da, dedem de. Sarayın dayım da, dedem de. Sarayın eski çalışanlarındanmış. Annemin bilgi aktarımı. Çok da vizyonlu bir şey değil. Sarayın eski sayılırsa. Sarayı kimse bilmiyor. Şu an izleyenlere maksimum ışı bilecek. Saray değil. Neyse. Onlar da şeydi, saray. Hayır, saray saray, evet o saray. Saray saray. Aynen öyle anladınız. Dört yılın suyu falan çok güzel. Suyunda evet. Bir şey var. Çeşmeden su içiyoruz, çok oluyor. Keyifli. Ben ediyorum sen de. Biliyorum, anladım da çeviriyorum işte. Kime? Neye çeviriyorsun? Şurada bellerimi yıkayacağım. Şeydir, karamelize olmuş şeker içinde jelesi olan gibi bir şeydir. Bunlar değil, nişasta tadı var. Seninkinde. Antebin, bana 4 yıllık kötüleme dedikten sonra anne. Antep'in şu belbel serili şeyleri katlamalı, kesmeli falan. Aynen, aynı onların tadı. Evet. Buradan ablamın düğün zamanı babama çok elbise bakmıştık. Anılar. Gereksiz bilgi bir. Ya 4 yıllık nasıl tanıdın? Başka tamam 4 yıllık tanıt. İlk kurşunun atıldığı yer mesela aynen. Çok değerli. Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlara karşı ilk kurşunun atıldığı yer burası arkadaşlar. Şimdi İzmir'in biraz daha reklam değeri yüksek olduğu için herkes İzmir diyebiliyor ama öyle bir şey yok. Burada Kara Mehmet Çavuş muydu? Kara Mehmet Kara Çavuş. Anne, yanlış söylüyorsak ekleriz. Kara Mehmet. Evet. Bir daha annem de çok bilmiyor. Doğru. Annem o. Evet evet. Bakın, öyle. Yok yok öyleydi ya. Çok şey tamam. Var ya sıfatlar. Yanlışsa düzeltirim şey zaten. O atıyor yani. Atamı dinliyor. Kurban olduğum atamı dinliyor. Diyor ki inanan buradan diyor. Bir de iddia edilene göre Atatürk'ün bir sözü var. Benim en sadık dostlarım dört yoldandır diye. Ben hiç inanmıyorum. Öyle bir söz oldu iddia ediyor. Dört yolun her yerinde ben yazıyor. Ben inanıyorum. Salak, neden inanmıyorsun? İnanalım mı? İlk kurşunu burada atmışlar. Çok mantıklı he, değil mi? Sözünü dostum. Dinliyorlar ve burada atıyorlar ilk kurşunu. Doğru olabilir, evet. İnanalım. Aynen öyle. Kurtuluş Savaşı'nı başlatalım. Dört yolun her yerinde bu yazı yazıyor. Hamle yani. Şu an bir de aynı zamanda... Mı? Düşünsene bir şey savunuyorsun ve biri çıkıp evet lan diyor, sıkacağım diyor, biz diyor halledeceğiz bunu diyor. Analog serimin ilk günü nasıl ilerliyor? Atatürk övgüsüyle. Öyle evet, ama güzel. Yani. Atam bir neden seninkiyle alakası yok. Mardin'den getirdiğin çok daha güzel. Baharatlar çok güzel kokuyor. Ve çok alması. Kırmızı biber benim de yok. Nasıl acaba? Alın hadi o zaman. Aa, şu ne? Sumak mı? Mor görünen. Şu. İtut o sumak. Yazıyormuş zaten. Burada normal de var. Alacaksan. Abla. Bu ekonomide alabileceğimiz tek fıstık. Bakın boyutuna şu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Ha, sebzeli çeşniymiş o. O değil, şu bahsettiğim. Ne tatlı bunların şeyi, küçücük. Mahlep çok güzel. Sihirli cips. İyiymiş. Var mı? Var mı? Var bu. Bu sana seni kandırdığınızda. Var mı? Merdiveni yok mu? Baba merdiveni olmayan 5. kat mı olur? Sen 8'e bas. Arkadaşlar ailecek kahve çay içmeye geldik. Baba el sallasın mı takipleme? Anne sen de el salla.
Sinem sen de el salla. O hep sallıyor zaten, onu biliyorsunuz. Öyle. Göster. Dur bir dakika. Evet, açmışsınız. Bir an evet arkadaşlar, ailecek bir Cihan'ın müzik deneyimi yaşadık. Şuradan ilerleyelim. Çok keyifliydi aslında ama biz uzun süre kalamadık. Tek eksiklerini söylüyorum, jilet dağıtmadılar. Biraz şarkılar o moddaydı. Bakın göster. Jilet dağıtmadılar. Hayır, güzeldi. Hayır, keyifliydi, güzeldi. Biraz acıklıydı, evet. Ama keyifliydi, güzeldi. Aa evet, siz oradan gidin. Abiciğim, ben babamla gidiyorum, onlar ayrılıyorlar. El sallayın, hadi bay bay. Bay bay. Bugünlük ayrı bir mekana gidiyoruz. Biz aynen. Hadi size hoşçakalın. Biz babamla devam. Eve beklemeyin, gelmeyeceğiz. Tamam. Şimdi eve gidiyoruz. Evde kapanışı yapacağım. Bay bay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz burası. Yeni yapılan hastanemiz. Bakın şurada şimdi göreceksiniz. Annem ve ablam. Kamerama el sallayın. Kamerama el sallayın. Bay bay. Baba bas gaza gidelim biz. Şimdi burası yeni hastanemiz. Burası bizim evimize giden yol. Biz de sarı motorumuzla gidiyoruz. Baba bas gaza.